Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Chapter 5, 5. bölümdeyiz. Bu bölümün başlığı A Visit to the Green Man. Yani Green Man denilen villaya bir ziyaret şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle neredeyiz? Buradayız. Tekrar edelim şöyle şurayı. Şöyle çizelim. A Visit to the Green Man. Yani Green Man adlı villaya. Burada aslında villadır arkadaşlar buranın ismi. Yani böyle Türkçe'ye çevirdiğimizde Green Man yani yeşil adam. Yani yeşil adam villasına bir ziyaret şeklinde çeviriyorum. Çünkü Sherlock Holmes burada bir villayı ziyaret edecek. Hemen buradan başlıyorum ve şunu da gizleyelim. Evet şöyle gelelim. When we were near the inn. Inn burada villa demek. Yani böyle bir malikane demek diye arkadaşlar öyle çeviriyorum. When we were near the inn. Yani villaya diyor yaklaştığımızda. Villaya yaklaştığımızda. Holmes suddenly cried out. Holmes aniden şöyle bir çığlık attı. Çığlık attı şeklinde çeviriyorum. Hemen böyle buradan şurayı çeçelim. Ah, my foot. Ama yani ah, ayağım diye mesela bir çığlık attı arkadaşlar. I can't stand on it. Yani üzerine basamıyorum. Help me Watson. Watson, bana yardımcı ol diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet. I took his arm. Hemen koluna girdim. And we walked slowly to the door of the inn. Ve yavaşça, yani biz yavaşça, yani bu malikanenin, yani bu villanın kapısına doğru yürüdük. Bakın, we walk slowly to the door of the inn. Yani villanın kapısına doğru yavaşça yürüdük şeklinde çeviriyorum. Şöyle geldim. A man stood there. Orada bir adam beklemekteydi. Smoking, sigara içiyordu. And watching us. Ve bizi izliyordu. Evet. Şöyle gelelim. How are you, Mr. Rowan Hayes? Said Holmes. Yani Sherlock Holmes dedi ki, Bay Rubin Hayes. Nasılsınız? Diye söyledi. Şöyle gelelim. Şöyle. Buradayım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Evet. Who are you? Kimsiniz? And how do you know my name? Ve ismimi nereden biliyorsunuz? Yani ismimi nasıl biliyorsunuz diye söylüyor. Dedim ben. Yani adam söyledi. You look very unfriendly. Yani kendisi böyle yani böyle biraz kaba bir şekilde bunlara baktı arkadaşlar. Ya da look very unfriendly. Yani böyle kaba gözüktü şeklinde. Kaba gözüktü şeklinde çevirebilirim. Şöyle şuradan şuraya geliyorum. Evet. Because it's on the door of the inn over your head, said Holmes. Sherlock Holmes. Yani çünkü sizin kafanızın üstünde, yani bu villanın diyor hemen kapısının üzerinde diyor. Yani demek ki bir şey var, yani bir tabela var, ondan dolayı diyor. Evet. Şöyle gelelim. But can you help me, Mr. Hayes? Fakat Bay Hayes, bana yardımcı olacak mısınız diye çeviriyorum. No, I can't. Hayır, yapamam diyor arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Evet. But I need help. Fakat yardıma ihtiyacım var. I can't put my foot to the ground. Yani ben yere ayağımı basamıyorum diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Well, don't put it to the ground. Yani öyleyse yere basma diye söylüyor arkadaşlar. Bakın don't put it on the ground. Yani to the ground. Yani yere basma o zaman. Holmes smiled. Holmes gülümsedi. Look, bak dedi. Bak dedi. It's very important. And yani bu oldukça önemli bir durum. Ve şöyle bakalım arkadaşlar. I can offer you a pound for the use of bicycle. Demek ki Sherlock Holmes konuşuyor. Diyor ki yani sizin bisikletinizi kullanmak için size bir pound öneriyorum. Bakın öneriyorum şeklinde söylüyor. Şöyle gelelim arkadaşlar. Where do you want to go? Asked Mr. Hayes. Bu arada Bay Hayes nereye gitmek istiyorsun diye söylüyor. To Holderness Hall. Holderness Hall'a gitmek istiyorum diyor Sherlock Holmes. Şöyle gelelim. Evet. Oh, friends of the Duke are you? Yani siz Duke'un arkadaşı mısınız diye söylüyor. Mr. Hines laughed, güldü. Looking at our muddy shoes and trousers. Yani bunu söylerken Bay Hines gülümsedi ve bizim, bakın bizim yani çamur içinde kalan ayakkabı ve pantolonlarımıza baktı. Evet. Değerli arkadaşlar şuradayım. Holmes laughed too. Holmes da güldü. Şöyle gelelim. Well, we are bringing him news of his lost son. We are bringing him news of his lost son. Yani biz onun kaybolan çocuğu hakkında haberler getirdik. Yani ona haberler götürüyoruz şeklinde çeviriyorum. The boy is in Liverpool. Yani çocuk Liverpool'daymış diye söylüyor Sherlock Holmes. Bu arada bakalım değerli arkadaşlar. Bay Hayes' face went white. Bu arada Bay Hayes'in yüzü kıpkırmızı oldu. Then red. Özür dilerim. Önce bembeyaz oldu. Sonra kıpkırmızı oldu. Oh, he said. Oh, he said carefully. Yani dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Oh, öyle mi yani? That's good news.
Bu oldukça iyi bir haber. Evet, şöyle gelelim. I worked for the Duke once. Yani bir zamanlar Duke için çalışıyordum. But he wasn't good to me. Fakat bana hiç iyi değildi. Yani bana karşı hiç iyi değildi diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. I don't like him. Onu sevmiyorum. But I am pleased about the boy. Fakat yani çocuğun bulunmasından dolayı mesela mutluyum, memnunum diye söylüyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. We all went into the inn. Hepimiz birlikte mesela villanın içerisine girdik. Now, said Holmes. Şimdi dedi Sherlock Holmes. Something to eat first, please. Şu anda yani bize ilk başta yani yemek için bir şeyler verin diye söylüyor. Yani anlam bu arkadaşlar. Then you can bring round the bicycle. Sonrasında tekrar bisikleti yani bisikleti bize getirebilirsiniz diye söylüyor. Burada Mr. Hayes ne diyor bakalım arkadaşlar şöyle. Evet. I haven't got a bicycle, said Mr. Hayes. By Hayes, yani ben bir bisikletim yok benim, dedi. Holmes put a pound on the table. O arada Sherlock Holmes da masanın üzerine bir pound bıraktı. Evet. Şöyle bakalım ne diyor. I tell you, man, that I haven't got a bicycle. You can have two horses to take you to the hall. Yani adamım, yani sana söylüyorum adamım, benim bir bisikletim yok. You can have two horses to take you to the hall. Yani sizi bu holderness olarak götürebilecek, yani götürebilecek olan iki tane at alabilirsiniz buradan diye çeviriyorum bakın. You can have two horses to take you to the hall. Yani sizi hola götürecek olan iki at buradan alabilirsiniz diye çeviriyorum. Evet. Şöyle gelelim. Evet, şuraya. He brought us something to eat. Yani bize yemek için bir şeyler getirdi. And we ate hungrily. Ve biz aç bir şekilde yedik. Evet. Şöyle bakalım. Through the window we could see the stables at the back of the inn. Yani pencerenin arasından yani biz bu villanın arkasında bulunan stables yani ahırı görebildik. Evet. Şöyle gelelim. Evet. Once Holmes got up. Bir keresinde Holmes ayağa kalktı. And walked around the room. Sonra odanın içerisinde böyle bir döndü. Then stood. Sonra ayakta dikildi. Looking out of the window at the stables. Yani pencereden mesela ahıra baktı. Bakın baktı. Surprisingly. Şaşırtıcı bir şekilde his foot was now very much better. Yani şaşırtıcı bir şekilde onun ayağı yani o sakat olan ayağı artık daha iyi bir durumdaydı. Evet. Şöyle bakalım. Suddenly he laughed, aniden güldü and looked at me ve bana baktı. Evet. I have got it. Evet buldum diye çığlık attı. Yes, of course, that is it. Evet, işte buydu diye söyledi. Watson, did you see any court rocks today? Hey Watson, hiç sen bugün inek ayak izi gördün mü etrafta diye söylüyor. Bakalım Watson ne diyor? Evet, şöyle gelelim. Yes, I said. Evet dedim. Lots of them. Epey. Everywhere. Her yerde. Şöyle bakalım. And how many cows did you see on the moor? Peki öyleyse yani bugün yani yaylada yani yaylada moor yayla demek, bozkır demek. Yani yaylada sen ne kadar yani kaç tane inek gördün diye çeviriyorum. Şöyle bakalım. I don't remember any, I said. Yani sayısını hatırlamıyorum diyor. Özür dilerim arkadaşlar burada yani ben bugün I don't remember yani hiç hatırlamıyorum yani bugün hiç gördüğümü hatırlamıyorum diye çeviriyorum. Isn't that strange, Watson? Isn't that strange, Watson? Hey Watson, yani bu ilginç değil mi? Diye çeviriyorum. Lots of court tracks. Yani epey bir yani düzinelerce ya da yüzlerce inek ayak izi. But no cows. Yani her yerde mesela ineklerin ayak izleri var fakat etrafta hiç inek yok. And do you remember the those tracks, Watson? Peki öyleyse mesela o yani o gün gördüğümüz ineklerin ayak izlerini hatırlıyor musun? Diye çeviriyorum. He took out his notebook. Yani Sherlock Holmes demek ki hemen notebook'unu çıkardı. Yani not defterine çıkardı. There were tracks like this. Yani şöyle ayak izleri vardı. Bakın resimde görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle ayak izleri vardı. Şöyle. And sometimes like this. Bazen de şöyle bir ayak izi var arkadaşlar. Evet. And sometimes like this. Do you remember that, Watson? Do you remember that? Yani Watson bunu hatırladın mı diye soruyor. No, I don't, I said. Ben de hayır hatırlamadım diyorum. What does it mean, Holmes? Hey Holmes, bu ne demek oluyor? Diye çeviriyorum.
It means that's a very strange call, Watson. Ha. Yani bu ilginç bir inek olduğu anlamına geliyor, Watson diye çeviriyorum. Cow. Don't move like that. Yani inekler böyle hareket etmezler. Now. Şöyle gelelim. Now. Let's go quietly out. Hadi yani böyle sessiz bir şekilde dışarıya çıkalım. And have a look around the stables. Hele şu ahırın etrafına bir bakalım diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. There were two tired looking horses in the stables. Yani ahırın içerisinde böyle yorgun görünen iki at vardı. Şöyle bakalım. Holmes looked carefully at one of the horse's feet. Yani Sherlock Holmes atlardan birinin ayağına, yani nalına dikkatli bir şekilde baktı and laughed ve güldü. Look Watson, bak Watson, old shoes, eski nallar, but new nails, fakat yeni çiviler, yani demek o nallara çakılan çiviler yenilenmiş. Evet. Oh, this case gets more interesting every minute. Oh, yani aman Allah'ım, bu olay yani her dakika gittikçe ilginçleşiyor. Daha ilginçleşiyor diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, halen daha bu bölümdeyiz. Bitirmeye az kaldı. Evet, bakalım. I bent to ask Holmes a question. Şöyle gelelim. Ben Sherlock Holmes'a bir soru sorar başladım. Yani to ask Holmes a question. Yani Sherlock Holmes'a bir soru sorar başladım. But suddenly, evet şöyle duralım. Evet. But suddenly we heard someone behind us. Aniden arkamızda birinin olduğunu duyduk. And there was Mr. Reuben Hayes. Ve o Bay Reuben Hayes. His face was red and angry. Yani yüzü kıpkırmızı ve kızgındı. Yani şöyle bakalım. What are you doing in my stables? He cried. Yani çığlık atacak. Yani böyle yüksek sesle. Yani benim ağrımda ne arıyorsunuz? Diye sordu. Yani benim ağrımda ne yapıyorsunuz? Diye sordu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. Sherlock Holmes da gülümseyen bir yüzle. By Hayes. We are just looking at your horses. Biz sadece sizin... Yani şöyle, atlarınıza bakmaya geldik. Why? Neden kızıyorsunuz? Anlamında, are you afraid of something? Yani bir şeyden mi korkuyorsunuz? Diye çeviriyorum. Şöyle bakalım. The man opened his mouth, then closed it quickly. Yani adam ağzını açtı, bir şeyler söyleyecekken sonra hızlı bir şekilde kapattı. Evet, şöyle gelelim. His face was still red and angry. Yani yüzü halen kıpkırmızı ve kızgındı. Holmes didn't give him time to speak. Sherlock Holmes ona konuşma zamanı vermedi. Yani konuşmak için zaman vermedi ona. Diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. Evet. Mr. Hayes, I think your horses are tired. By Hayes, zannedersem atlarınız oldukça yorgun. Evet. We can walk to the hall. It's not far. Yani biz diyor bu hall denilen yere, saraya yürüyerek gideriz. Çok fazla uzak değil diye söyledi. Şöyle bakalım. Evet. Burada Bay Hayes konuşuyor. Diyor ki 3 kilometers by the road. Yani yoldan 3 kilometre. His eyes still watched us angrily. Halen gözleri bizi kızgın bir şekilde izlemekteydi. Şöyle gelelim. It was nearly dark when we left. Yani biz ayrıldığımızda oldukça karanlıktı. Yani hem özür dilerim. Yani hava hemen kararmaya başlamıştı. Yani kararmaya yakındı. Evet. Şöyle gelelim. We walked along to the road for about 100 meters. Yani biz yola doğru böyle 100 metre yürüdük. Evet, yürüdük. Then Holmes took my arm. Sonra Sherlock Holmes benim elimi tuttu. Yani Watson'ı tuttu anlamında. Quick Watson, çabuk ol Watson. Off the road. Hemen yoldan çıkalım. And up to the hill, tepelere doğru gidelim. Tepeye doğru gidelim. Evet. Şöyle bakalım. Then we can come down the hill. Sonra tepeden aşağıya ineriz. At the back of the inn. Yani tekrar yani bu adamın villasının arkasından ineriz. Yani aşağıya, tepeden aşağıya villaya doğru ineriz diye söylüyor arkadaşlar. We ran up the hill. Hemen tepeye doğru çıktık. This man Hayes. Yani bu adam, Hayes denilen bu adam diye söyledim. He knows all about the kidnapping. Yani bütün bu kaçırılmayla ilgili her şeyi biliyor diye söyledim. Is that right, Holmes? Hey Holmes, bu doğru mu sence? Söyledim. Bakalım.
Of course it is. Elbette diye söyledi. Şöyle bakalım arkadaşlar. We can learn a lot more from Mr. Hayes. Yani biz bu Hayes'tan, Bay Hayes'tan epey şey öğrenebiliriz. Who is this? Kim bu adam? Watson. Kim bu adam? Hey Watson, get down. Yani demek bu arada birisi geliyormuş arkadaşlar. Who is this? Bu kim diye soruyor. Watson, get down. Watson başını eğ ya da eğil diye söylüyor Sherlock Holmes. Değerli arkadaşlar, Sherlock Holmes'un işte hikayeleri böyle. İyi anlamak lazım. Devam edelim ki bölümü bitirelim. There was a bicycle on the road. O sırada yolda bir bisikletli vardı arkadaşlar. Evet. It came past us very quickly. Yani hızlı bir şekilde gelip bizi geçti. And we saw the rider. Ve biz onun sürücüsünü gördük. Mr. James Wilder, the Duke's secretary. Evet, Duke'un sekreteri olan Bay James Wilder'dı bu. His face was white, yüzü bembeyaz and afraid, ve korkmuştu. Quick Watson, hadi Watson, çabuk, dedi Sherlock Holmes. We must watch him, onu izlemeliyiz, diye söyledi. Şöyle gelelim, nokta bulalım. Evet. We run down the hill, yani tepeden aşağıya indik, yani koşarak indik. And stop it, ve durduk. When we could see the back of the door, back door of the inn, yani biz diyor bu villanın arka kapısını görür görmez yani durduk yani diyor arkadaşlar. And we stopped when we could see the back door of the inn, yani villanın arka kapısını gördüğümüz zaman durduk. Evet, şöyle bakalım. Wilder's bicycle was by the wall near the door. Wilder'ın bisikleti yani hemen kapının yanında duvara yerleştirilmişti. For 5 minutes, 5 dakika için nothing happened. Hiçbir şey olmadı. Yani 5 dakika süre geçti, hiçbir şey olmadı. Then a man on a horse rode quickly out of the stables. Sonra yani bir adam hızlı bir şekilde ahırdan bir yani at üzerinde hızlıca yani uzaklaştı oradan. Yani bir adam ahırdan at üzerinde çıkarak hızlıca uzaklaştı. And disappeared down the road. Ve yol boyunca sonrasında kayboldu. Yani gözden kayboldu anlamında. Şöyle bakalım Sherlock Holmes ne diyor arkadaşlar? What do you think of that, Watson? Hey Watson, bu konuda ne düşünüyorsun diye çeviriyorum. Somebody is running away. Birisi kaçıyor diye söyledi. Yes, but not James Wilder because he is at the door. Evet, yani bu giden by James Wilder değil. Çünkü kendisi halen kapının yanında diye söyledi. We could see Wilder in the light from the door. Yani biz yani kapıdan yansıyan, kapıdan gelen ışıktan dolayı Wilder'ı görebildik. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. Yani şurada. He stood there. Kendisi orada ayakta beklemekte. Looking out. Dışarıyı izlemekte. And 10 minutes later another man came down the road and went into the inn. Ve 10 dakika sonra başka bir adam geldi. Bak, another man came down. Yani geldi. The road, down the road. Yani yoldan başka bir adam geldi. And went into the inn. Ve villanın içerisine girdiler. Then a light came on in a room upstairs. Sonra yani villanın üst katındaki bir odadan ışık açıldı. Diye çeviriyorum. Come Watson. We must get nearer, Holmes said. Sherlock Holmes, hey Watson, gel, biraz yaklaşmalıyız diye söyledi. Şöyle bakalım. We went down the hill, yani tepeden aşağıya indik. And walked very quietly, sessiz bir şekilde yürüdük. To the back the door of the inn, yani bu villanın arka kapısına doğru. Evet, arka kapısına doğru ilerledik. The bicycle was still by the wall. Yani o bisiklet halen duvarın yanındaydı. Holmes looked at the wheel. Sherlock Holmes hemen böyle tekere baktı, bisikletin tekerine baktı. And laughed quietly. Ve sessiz bir şekilde güldü. A Dunlop tire, Watson. Hey Watson, yani bu tekerin markası Dunlop. Now, I must look through that upstairs window. So I need your back, Watson. Şimdi, yani bu pencereden içeriye bakmam gerek. Yani bu üst kattaki pencereden içeriye bakmam gerek. So I need your back. Bu nedenle senin sırtına ihtiyacım var, dedi. Holmes
Holmes stood on my back. Holmes benim sırtıma çıktı. But only for a second. Fakat birkaç saniye için. Then he was down again. Sonra tekrar aşağıya indi. Come my friend. Gel arkadaşım. Dedi. It's a long walk to the school. So let's start at once. Yani okula gitmek için epey bir yol bizi beklemekte. Bu nedenle hemen gitmeye başlayalım diye söyledi. I can give you all the news, all the answers to this mystery tomorrow. Sana yani bütün bu gizemli olayın bakın I can give you all the answers. Yani ben yani yarın yani bu gizemli olayla ilgili tüm cevapları sana yarın verebileceğim diye söyledi. It was a long, cold, muddy walk back to the school. Yani okula dönerken epey uzun, soğuk ve çamurlu bir yoldan mesela geldik. Ya da yol böyleydi diye çeviriyorum. I went to bed at once. Hemen gidip yatağıma girdim. But Holmes went out again to Mackleton. Sonra Sherlock Holmes dışarıya çıkıp Mackleton'a gitti. I think, zannedersem, I was very tired. Oldukça yorgundum. And slept all night like a dead man. Ve bütün gece sanki bir ölü adammış gibi uyudum diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, Chapter 6'e geçtik. Chapter 6'ı da başka bir bölümde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bazı bölümler uzun olabiliyor, bazı bölümler kısa olabiliyor. O nedenle önemi yok. Önemli olan bölümü bitirebilmek, bölüm bölüm gitmek, videoları bölüm bölüm şeklinde hazırlamak. Çok fazla video karmaşası içerisine girmek istemiyorum. O nedenle bölüm bölüm çekmeye çalışıyorum. Bazen uzun sürüyor arkadaşlar. Elbette sabır göstermek gerek. Yani videoyu açıp izlemek lazım arkadaşlar. Kendimizin çalışması lazım. Öyle birkaç tane mesela yani kelimeye baktık anlıyoruz falan filan. Böyle yok kesinlikle. Öğrenme durumu söz konusu olmaz. Kesinlikle kağıt kalem elinize alın. Hikayeyi kendiniz önce okuyun. Sonrasında benimle birlikte okuyun. Göreceksiniz farkı. Orada anlam vermede epey bir ilerleme kaydedeceğinizin farkına varacaksınız arkadaşlar. Yeter ki siz kendi başınıza okurken düzgün bir şekilde sabır göstererek hikayeyi bitirin. Sonra birkaç defa benimle mesela okuduğunuzda o hikaye bitmiş ve o kelimeler ezberlenmiş olacak arkadaşlar. Kelime ezberleme yöntemi budur. Budur. Yani telefondan dil öğrenilmez. Öyle telefona bakarak telefondan dil öğrenilmez. Belli bir seviyeye gelirsin. Belli bir seviyeye geldikten sonra telefondaki mesela hikaye metin uygulamalarına bakarsın. Oradan mesela anlamaya çalışırsın. O zaman bir okuma etkinliği yaparsın. Ama yani dil öğrenmek kesinlikle kağıt kaleme dokunmadan dil öğrenilmez arkadaşlar. Benim mesela şeyim odur. Ve dil hikaye kitaplarıyla öğrenilir. Önce hikaye kitaplarıyla kelimeler öğrenilir. Kafa dolar. Dolduktan sonra yavaş yavaş konuşma başlar. Anlamlandırma başlar. Ondan sonra geçiyor. Çünkü farklı bir dünyadır yani. Yani bir dil öğrenmek farklı bir dünyanın içerisine girmek demektir yani. Evet. Yani her kavramın, her nesnenin, her şeyin ismi değişiyor. Her şeyin. O nedenle işte ne kadar kelime bilgimiz artarsa anlamlandırma kuvvetimiz o kadar da artar. Değerli arkadaşlar fazla söze gerek yok. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.